Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi bu videoda bitkilerde taşımayı anlatacağım. Bitkilerde taşımayı anlattıktan sonra 2-3 video falan olacak bu. Bundan sonra arkadaşlar bitkisel hormonlar, bitkilerde beslenme, hareket bundan bahsedeceğim. Daha sonra da bitkilerde üreme diyeceğiz ve bitki biyolojisini bitireceğiz. Tabii yaklaşık bir 10 video kadar olur büyük ihtimalle, bundan sonrası için söylüyorum. Bundan önce kaç video çektiğimi hatırlamıyorum inanın ki bitki biyolojisiyle ilgili, ama 5-6 video 6-7 video falan oldu galiba. Bitki biyolojisi biraz uzun olduğu için birazcık ama gerçi zaten dakikaları çok kısa. Bir de beni 1.5'da izlerseniz, tabii 1.5'da izleyince 1.5 hızda bazen böyle kelimelerin anlaşılması zor oluyor, ama tabii daha kolay oluyor. Yazı yazarken falan en azından daha da hızlandırmış olursunuz. Arkadaşlar, bitkilerde taşıma sistemi, yani bitki biyolojisinde şöyle bitkilerde taşıma diyeceğiz. Ve hemen konumuza başlayalım. Şimdi bitkilerde iletim demeti bulunup bulunmamasına göre bitkileri biz ikiye ayırıyoruz. Damarlı bitkiler ve damarsız bitkiler. Şimdi hatırlayın, bitki sistematiğini anlatırken işte 3'e ayırmıştık bitkileri. Damarsız, tohumsuz bitkiler demiştik. Daha sonra tohumlu damarlı bitkiler, bir de tohumsuz damarlı bitkiler demiştik. Yani burada damarsız ve damarlı olarak iki çeşit bitkimiz var. Nedir bunlar? Mesela damarsız olan bitkiler direkt olarak arkadaşlar, yani iletim demeti bulunmayan bitkiler, su ve minerallerini nereden alıyorlar? Direkt yüzeyden alıyorlar arkadaşlar, difüzyonla. Ama damarlı olan bitkilerde ksilem aracılığıyla su ve minerallerini alıyorlar topraktan. Flöem aracılığıyla da organik maddeleri taşıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla ilk önce bir bundan bahsedelim isterseniz. Yani damarsız bitkiler nasıl taşıma yapar? Bunu bir yazalım. Daha sonra da damarlı bitkileri zaten detaylı olarak anlatacağız. Şöyle yazalım. Damarsız bitkiler su ve mineralleri yüzeyden difüzyonla alırlar. Damarlı bitkiler ise arkadaşlar zaten ksilem ve flöem sayesinde taşıyorlar. Şimdi bakın, bitki köklerinde kök emici tüyler var. Daha önce de söylemiştik. Bu işte epidermisin farklılaşmasıyla oluşuyordu arkadaşlar, kök emici tüyler. Peki kök emici tüyler ne işe yarıyor? Bunlar arkadaşlar emilim yüzeyini artırarak topraktan daha fazla su ve mineral alınmasını sağlıyor. Bu yüzden kök emici tüyler oldukça önemlidir. Zaten bunların ömürleri de çok kısa, 3-4 günlük bir ömürleri var. Onlar öldükten sonra yerine yenileri epidermis tarafından tabii ki üretiliyor arkadaşlar. Onu da yazalım isterseniz. Şöyle diyelim. Köklerde bulunan epidermisin farklılaşmasıyla oluşan kök emici tüyler emilim yüzeyini artırır. Ve böylece işte topraktan daha fazla miktarda su ve mineral alınır arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bir bitkinin topraktan su alabilmesi için nelerin olması lazım? Bunlardan bahsedelim. Bir kere arkadaşlar, kök emici tüylerdeki ozmotik basıncın topraktan daha yüksek olması lazım. Nedir ozmotik basınç? Suya olan ihtiyaçtır. Bakın, ozmotik basıncı turgor basıncını karıştırmayın artık. Ozmotik basınç suya olan ihtiyaçtır. Turgor basıncı da suyun fazlalığıdır. Ben böyle kodluyorum genelde, böyle uzun uzadıya işte suyun damarlara yaptığı basınç işte turgor basıncıdır da işte su farklı yorumlar yapmıyorum, tanımlar yapmıyorum. En kolay nasıl anlıyorsak, suya duyulan ihtiyaç ozmotik basınçtır, suyun fazlalığı da turgor basıncıdır. Arkadaşlar, eğer ki kök emici tüylerindeki ozmotik basınç, yani su ihtiyacı topraktan daha fazla ise ne olur? Hemen kök emici tüyler zaten topraktan suyu alır. Daha sonra kök emici tüyler arkadaşlar kökten aktif taşıma ile mineral alıyor. Derişimini yüksek tutmaya çalışıyor. Neden? Bakın, neden derişimini yüksek tutmaya çalışır? Çünkü ozmotik basıncı sürekli yüksek kalsın diye. Ozmotik basıncı topraktan daha yüksek olursa, çünkü o zaman su çekebiliyor. Şimdi suyu aktif taşımayla alamayacağı için mecburen ozmozla alması gerekiyor. Bu durumda da ozmotik basıncın sürekli yüksek kalması gerekiyor.
Daha sonra arkadaşlar yine kök emici tüyler ozmotik basıncını artırmak için şunu da yapıyorlar. Çözünmüş şekerleri artırıyorlar. Yani çözünmüş şeker oranını artırıyorlar. Derişimi yüksek tutuyorlar ve böylece yine topraktaki ozmotik basınçtan kendi ozmotik basınçları yüksek olduğu için kolaylıkla su çekebiliyorlar arkadaşlar. Unutmayın, su aktif taşımayla, yani enerji harcanarak alınamaz. Su sadece ozmozla taşınır arkadaşlar. Bunu unutmayın. O zaman şöyle diyelim. Şöyle bitkinin topraktan su alabilmesi için nelerin gerçekleşmesi gerektiğini söylüyorum. 1. Kök emici tüylerin ozmotik basıncının topraktan yüksek olması gerekir. Birinci şartımız bu. Daha sonra kök ne yapıyor? Onu da söyleyelim, kök emici tüyleri. Bakın, kök emici tüyleri arkadaşlar. Kısaca bu şekilde yazayım. Kök emici tüyleri. Kökten aktif taşıma ile, bakın bu topraktan almıyor, kökten alıyor. Aktif taşıma ile mineral alarak derişimini yüksek tutar. Bunun temel sebebi ne? Ozmotik basıncı artırmak için. Yani sebebi arkadaşlar ozmotik basıncı yükseltmektir. Daha sonra üçüncüsünü de söyleyelim. Kök emici tüyleri yine, bakın şöyle yazayım yine kısaca. Kök emici tüyleri hücrelerinde çözünmüş şeker oranını artırarak derişimini yüksek tutar. Bu da yine nedir? Bunun sebebi de ozmotik basıncı artırmak içindir arkadaşlar. Evet, bu şekilde bitkilerde taşımanın gelişi böyle. Şimdi bir de size bitkilerde taşıma olayının genel bir şemasını çizeceğim arkadaşlar. Yani bir ağaç üzerinde neler gerçekleşiyor, nasıl gerçekleşiyor, bunu bir şema üzerinde göstereceğim. Daha sonra bitkilerde bu enine taşıma, hani bu kök emici tüyleriyle köke alınıyor ya, enine taşımayı göstereceğim. Burada 3 yol vardır enine taşımada. Simplastik, apoplastik ve transmembran yollar. Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra arkadaşlar nodül ve mikoriza dediğimiz birliktelikler vardır bitki köklerinde. Bunlardan bahsedelim. Sonra da kısilemde ve fulemde taşıma nasıl gerçekleşiyor ona geçeceğiz. Bu video için kısilem ve fulemi değil, bir sonraki videoda anlatacağım. Ama şimdi hemen isterseniz başlayalım. Ben şöyle bir ağaç çizip geliyorum. 2 saattir ağacıma gülüyorum arkadaşlar. Ne kadar güzel bir ağaç çizdiysem artık. Yani çok değişik bir şey oldu ama olsun. Böyle bize çözüme giden her yol mübahtır arkadaşlar. O yüzden hiç sıkıntı yapmıyorum çizimimi. Umarım siz de yapmıyorsunuzdur. Aslında güzel çizerim ama normalde birazcık uğraşmam gerekiyor. Ben hızlı hızlı çizdiğim için böyle oluyor. Şimdi bakın. Hemen ben size olayı şöyle kısaca bir özet olarak anlatayım, basamak basamak. Şimdi arkadaşlar ilk önce bakın şöyle bir numara diyeceğiz. Daha sonra bunları açıklamasını yazacağım yanlarına. İlk önce topraktan su kök emici tüyler yardımıyla nereye girer arkadaşlar? Köklere gider. Daha sonra bakın şöyle bir yol izler. Yani yukarıya doğru taşınacak. Tabii bu taşınma mekanizmaları var. Nasıl taşınıyor ta yukarılara kadar? Nasıl gidiyor? Bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi yukarılara kadar taşındı. Diyelim ki burada yapraklar var. Bu taşındıktan sonra tabii bu taşınma olayı da arkadaşlar 2 numaralı olay olarak anlatacağım bunu. Sonra geliyorum 3 numaralı olaya. 3 numaralı olayda bir su çıkışı gerçekleşir. Nasıl gerçekleşecek bu su çıkışı? Arkadaşlar terleme olayıyla gerçekleşir bu su çıkışı. O yüzden terleme olayı olduğu zaman bitki su kaybeder ve bitki su kaybettiği için de ozmotik basıncı artar. Dolayısıyla bakın yapraklardaki su kaybı, yani terleme dediğimiz olay, köklerdeki ozmotik basıncı artırarak ne yapıyor? Suyun yukarıya doğru taşınmasını, hem de arkadaşlar kökten topraktan su alınmasını sağlıyor. Daha sonra bakın sadece bununla sınırlı değil.
Yine yapraklar, şöyle dördüncü olay diyelim şuraya. Yapraklar arkadaşlar sutoma aracılığıyla karbondioksit ve oksijen alışverişi yapıyor. Böylece fotosentez için karbon sağlayan karbondioksit alınıyor. Oksijen de fotosentez sonucunda dışarı veriliyor. Sonra ne oluyor peki? Şeker üretiliyor. Bakın yapraklarda şeker üretiliyor arkadaşlar fotosentez yoluyla. Şöyle diyelim, yapraklarda şeker üretilir. Şunu şöyle gösterelim. Sonra arkadaşlar şöyle farklı bir renkle yapayım bunu. Çünkü farklı bir renk olacak. Sonra ne olacak bakın. Sonra bu şeker buradan aşağı doğru taşınacak. Şöyle aşağı doğru taşınıyor. Nereye gidiyor? Köklere gidiyor. Bakın köklere gidiyor. Daha sonra arkadaşlar tabii burada 6. numaralı olayımız gerçekleşir. Hani fluemle birlikte taşınıyorlar. Sonra köklere gittiği zaman 7. olayımız artık. Burada ne yapacak? Burada köklerdeki kökler arkadaşlar topraktaki hava boşlukları ile gaz alışverişi yapıyor. Daha sonra burada da yine oksijeni içeriye alıyor. Karbondioksit dışarı veriyor. Yani oksijen ve karbondioksit taşınması olayı sadece yapraklarda değil kökte de gerçekleşir. Dolayısıyla zaten bitki kökleri oksijen ihtiyacını buradan karşılar. Yani direkt yukarıdan aşağıya doğru oksijen gelmez. Direkt topraktan alır kökler oksijenini. Hücreler bu şekilde canlılığını sağlıyor. Arkadaşlar bu gaz alışverişi de köklerdeki şekerin parçalanmasını destekliyor. Yani hücresel solunumla şeker parçalanıyor, enerji üretiliyor ve böylece kökler enerji ihtiyacını da karşılamış oluyor. İşte bizim bütün anlattıklarımız aslında taşımanın bir özetidir. Bir ağacın neler yaptığının, bir bitkinin neler yaptığının özetidir arkadaşlar. Bunları daha sonra ben zaten notların üstüne yazacağım. Şimdi hani yazıp vakit kaybetmeyelim, kısaca anlattım. Şimdi gelelim yanal taşımaya. Köklerdeki yanal taşıma olayına gelelim. Yanal taşıma nasıl gerçekleşiyor? Hangi sırayla taşınıyor? Buna bakalım arkadaşlar. Evet, ezanın bitmesini bekledim. O sırada da yanal taşımada şöyle bir çizim yaptım. Şimdi arkadaşlar kökün enine kestiğini düşündüğümüz zaman enine kesitte taşıma hangilerinden sırasıyla geçer? İlk önce buna bakalım. Şimdi bakın bunu bilmek için dışarıdan içeriye doğru hangi bölümlerden oluşuyordu bir hatırlayalım. Bakın en dışta ne var? Kök emici tüyler. Sırasıyla şöyle alt alta yazacağım. Kök emici tüyler. Hemen bir altında arkadaşlar ne vardır? Epidermis tabakası vardır. Epidermis. Epidermisin bir içerisinde arkadaşlar ne vardır? Korteks tabakası. Yani şurada korteks tabakası var. Yani kabuk dediğimiz kısım. Korteks tabakası. Sonra ben burada şöyle çizeyim. Diyelim ki çift çenekli kambin bulunduran bir bitkimiz olsun bu. Şöyle. Şimdi arkadaşlar korteksten sonra nereye gelecek? Endodermise gelecek. Şimdi benim burada endodermisi de şöyle bir bahsetmem gerekiyor. Şimdi burası korteks ya. Korteksi şöyle bir içine pembe ile endodermis tabakasını çizelim. Bakın şu pembe ile çizdiğim endodermis tabakası sırasıyla buraya gelecek. Endodermis tabakasından sonra kaspari şeridine girecek. Bakın kaspari şeridi de yine farklı bir renkle yapayım bunu da. Şöyle yeşille yapayım. Arkadaşlar endodermisin bir altında bulunur kaspari şeridi. Şöyle yeşille çiziyorum bunu da. Kaspari şeridi diyelim. Kaspari şeridi. Buna girer. Kaspari şeridinden sonra da nereye gelecek? Pericycle dediğimiz yapıya gelecek. Arkadaşlar pericycle'dan sonra da hemen bir içte de pericycle olduğunu gösterelim. Şöyle yine kırmızıyla yazayım. Bakın bir içte de pericycle var. Pericycle, pericycle. Oh, değişik değişik söyleniyor bu. Hemen içte de ne var tabii ki? Ben burada flüem, kısilem, flüem ve kambiyumdan bahsetmeyeceğim. Çünkü su ve mineraller kısilemle taşındığı için direkt kısileme bağlayacağım. En içte de ne var arkadaşlar? Tabii ki kısilem var. Şimdi sırasıyla bu yerlerden geçiyor. Yani taşıma yapılırken direkt olarak kısileme geçmiyor. Ayrıca direkt kısileme geçmediği gibi arkadaşlar kısileme geçmeden de diğer dokulara aktarılamıyor. Yani illaki şu yollardan geçip kısileme gidecek. Kısilemden yukarılara doğru taşınacak. Yani korteks tabakasından yukarıya doğru gidemez. Epidermisten, endodermisten yukarıya doğru gidemez arkadaşlar. Dolayısıyla
Kısileme gelene kadar yanal taşınır, sonra da yukarıya doğru taşıma gerçekleşir. O zaman yanal taşımada ben hemen yanına şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 dersem sırasıyla buradan taşındığını anlarız değil mi? Sırasıyla buradan taşıma gerçekleşiyor. Şimdi az önce dedim ki yanal taşıma gerçekleşirken 3 farklı yol vardır. Nedir bunlar? Apoplastik, simplastik ve transmembran dediğimiz yollar vardır arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsedelim. Bakın şöyle diyelim. Bitkilerde ya da bitki hücrelerinde su molekülleri yanal olarak 3 farklı şekilde taşınır. Şimdi bunu da göstermek için şöyle hücreleri yan yana çizeyim hemen. Hemen çizdim. Arkadaşlar çizimleri video içinde yapmıyorum ki boşuna vaktiniz gitmesin diye. Şimdi bakın. Şunlar hücre duvarıdır. Hücre duvarı. Şu iç kısımlarda nedir? Hücre plazmasıdır. Hücre plazması yani sitoplazma. Şimdi burada bu üç yolda taşınma gerçekleşirken şöyle olur. İlk önce apoplastik yoldan bahsedeyim. Eğer ki sadece hücre çeperinden şöyle bir yolla taşınıyorsa biz buna apoplastik yol diyoruz. Apoplastik taşıma veya diyoruz. Direkt hücre çeperinden taşınıyorsa arkadaşlar hücrenin içerisine girmiyorsa bu şekilde. Eğer ki hücrelerin birbirine bağlandığı bakın şu boyadığım yerlerden taşıma gerçekleşiyorsa şuradan gerçekleşiyorsa buna da simplastik yol diyoruz. Simplastik yol diyoruz arkadaşlar. Bakın burada geçitler var. Bu geçitlerden taşınıyor. Apoplastik yolda direkt hücre çeperinden taşınıyor. Bir de son olarak eğer ki hücreler arasında bakın şöyle taşınıyorsa yani geldi buradan böyle girdi. Sonra şöyle devam etti. Sonra böyle devam etti. Yani hücreden hücreye böyle kesintili bir şekilde aktarım varsa buna da transmembran diyoruz. Transmembran taşınım diyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde taşıma olayımız var. Şimdi bunları ben kısaca da açıklayayım ki notlarınızda bulunsun. Apoplasta neymiş? Sadece hücre çeperi. Bakın yazıyorum. Hücre duvarından taşınır. Hücre duvarından taşınır. Simplastik yolda arkadaşlar plazmodezmalardan taşınır. Bakın plazmodezma. Hatırlayın plazmodezmaları anlatmıştım ben size. Plazmodezmalardan taşınır. Hani hücreler arasındaki yollara biz ne diyorduk? Plazmodezmalar diyorduk. Transmembrandayız arkadaşlar. Burada da hücrenin içerisinden ve hücre duvarından geçerek taşınıyor. Burada vakuoller sayesinde yani kofullar sayesinde taşıma gerçekleşir. Burada bilmeniz gereken o. Kofullar sayesinde taşınma gerçekleşir. Evet bu şeklin aynısı ÖABT'de çıkmış arkadaşlar. Burada çıkmış soru hemen var karşımda. Zaten soru çözümünde geçeceğiz. Onu da anlatacağım. Şimdi gelelim. Bitkilerle diğer canlılar arasındaki simbiyotik ilişkilere. İki tane simbiyotik ilişkiden bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi mikoriza. Mantarlarla bitkiler arasında gerçekleşen birliktelik. Bir tanesi de nodül. Nodül de bakterilerle bitkiler arasında gerçekleşen birlikteliktir. İlk önce mikorizadan bahsedelim arkadaşlar. Şöyle mikoriza diyorum. Mikoriza neymiş? Mantar artı bitki. Bunlar bitkilerle diğer canlılar arasındaki mutualist ilişkilerdir. Şimdi bakın. Mikoriza birlikteliğinde şöyle bir durum var. Mantarların hifleri vardı değil mi? Hifler. Neydi bu hifler? Kök benzeri böyle ipliksi yapılardı. Bu hifler arkadaşlar mantarlar için topraktan su ve mineral alır. Diyor ki mantar bitkiye madem diyor benim böyle hiflerim var toprağın derinliklerine doğru inebiliyorum o zaman gel birlikte yaşayalım köke diyor. Ben sana diyor kolaylık sağlayayım sana su getireyim sen de bana besin ver diyor. Karşılıklı bir fayda ilişkisi var mı burada? Var. O zaman buna biz ne diyoruz? Mutualist ilişki diyoruz. Ekolojiye geldiğimiz zaman anlatacağım orada. En son konumuz ekoloji bu arada.
Mikoriza ilişkisinde böyle bir durum var arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Mantar hifleri toprağın derinliklerinden su ve mineral alarak bitki köküne iletir. Bitki de mantara besin verir. Bu ilişki neymiş arkadaşlar? Mutualizm diyoruz biz buna. Mutualizm. Yani mutualist ilişkiymiş ikisi arasındaki ilişki. Şimdi gelelim son olarak nodülden de bahsedelim. Daha sonra arkadaşlar bitirelim. Nodül. Nodül de bitki ile bakteri arasındaki birlikteliktir. Bitki ile bakteri. Peki nasıl bir birliktelik? Şimdi arkadaşlar burada da şöyle bir birliktelik var. Şimdi bakteri bitkinin köküne gidiyor, yerleşiyor. Genellikle bu böyle baklagillerde görülen bir birlikteliktir arkadaşlar. Azotobakter ve rizobium dediğimiz bakteri türleri vardır. Bu bakteriler gidiyor bitkinin köküne yerleşiyorlar ve bitkiye diyor ki sen diyor havadaki azotu kullanamıyorsun. Gerçekten de öyle, bitki havadaki azotu kullanamıyor. Onun illa toprağa bağlanıp topraktan alınması lazım. Serbest azotu alamıyor arkadaşlar. Bu bakterilerde bulunan nitrogenaz enzimi dediğimiz enzim atmosferdeki azotu toprağa amonyum şeklinde veya arkadaşlar nitrat formunda bağlıyor. Daha sonra bunu bitkiye götürüyor ve bitki bunu alıp azotu kullanıyor arkadaşlar. Bitkideki bu baklagillerdeki bulunan bu baklagillerin kökünde lek hemoglobin dediğimiz bir madde var. Bu da serbest oksijeni kontrol ediyor. Eğer ki ortamda serbest oksijen varsa nitrogenaz dediğimiz enzim inhibe olur. Dolayısıyla aslında burada ne var, yine bir birliktelik var değil mi? Karşılıklı bir yarar var. Bitki hem de iki farklı olay şeklinde yarar var arkadaşlar. Bitki ne yapıyor bakın? Bitki lek hemoglobin sayesinde nitrogenaz enzimini inaktif hale getirmiyor. Serbest oksijeni kontrol ediyor ve nitrogenaz enzimi inaktif hale gelmiyor. Ve ayrıca bakteri için de besin veriyor. Bakteri ne yapıyor? Bakteri de havadaki serbest azotu bağlıyor arkadaşlar ve bu azotu da bitkinin kullanmasını sağlıyor. İşte buradaki nodül dediğimiz birliktelikte de yine mutualist bir ilişki vardır. O zaman şöyle diyelim. Baklagillerin genelde baklagillerde yaşar. Kökünde yaşayan bakteriler arkadaşlar, bu bakteriler azotobakter ya da rizobium. Genelde karşımıza rizobiumlar soru olarak çıkıyor. Bakteriler havadaki azotu nitrogenaz enzimi ile toprağa bağlar. Bitki bu azotu kullanır. Bitki ise lek hemoglobin. Yani lek hemoglobin, hemoglobinin bizlerdeki hemoglobinin farklı bir formu gibi düşünebilirsiniz. Lek hemoglobin sayesinde oksijeni kontrol ederek nitrogenazın inhibe olmasını engeller. Bu da yine nedir arkadaşlar? Mutualist bir ilişkidir. Mutualizm. Evet, bu şekilde bakın bitkilerdeki ilk böyle taşımada giriş kısmımızı bitirdik. Sonraki videoda ne anlatacağız? Kısilen ve fulemde taşıma nasıl gerçekleşiyor, bunu anlatacağız ve bitkilerde taşımayı bitireceğiz arkadaşlar inşallah. Sonraki videoda görüşürüz. Haydi bakalım, hoşça kalın.